Selim'in doğum günü Cemre'nin doğduğu yıl. İkisinin kombinasyonu Selim'in kasasının şifresi. Ama aradığın şey o kasada değil. Aradığın şey bende. Selim'in vasiyeti. İçinde ne yazdığını söyleyeyim mi? Ezbere biliyorum. Selim Belma'ya tek kuruş bırakmamış. Belma buna çok üzülecek. Bence sen daha çok üzüldün. Hayalini kurduğun hiçbir şeye kavuşamadın. Her şeye baştan başlaman lazım. Tabii ben sana yardım etmezsem. Sana bir soru sormuştum. Hatırlıyor musun? Düşünmek için de bayağı vaktin oldu. Şimdi o sorunun cevabını almam lazım. Selim'in yerine geçecek misin? Eğer bana ihtiyacın varsa? Yanlış. Senin bana daha çok ihtiyacın var. Evet, benim sana daha çok ihtiyacım var. Ama senin de bilmediğin şeyler var. Mesela? Mesela Zeynep'le ilgili son gelişmeler. Zeynep'le ilgili. Düşünelim. Zeynep'in zimmetine para geçirdiniz. Sonra şikayet ettiniz. Zeynep de gözaltına alındı. Doğru mu? Sen bunları nereden biliyorsun? Sen bütün bunları Selim'in yaptığını düşünüyorsun ama oyunu kuran benim. Ben oyun kurarım, birileri de bedel öder. Mesela Selim. En son oyunun kurbanı oydu. Aslında ben Selim'i hiç sevmezdim biliyor musun? Kibir. Kibirden gözleri kararmıştı. Sonunun geldiğini bile göremedi. Şimdi büyük sözü dinleyecek misin? Ne istersen yapacağım. Kadir, tuzağı benim kurduğumu biliyordur. O yüzden ya benim ya da senin peşine düşecek. Hastaneye git. Belma'yı hastaneden çıkar, güvenli bir eve koy. Benden haber ver. Tamam. Oy, 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 oy. Bak, aklıma ne geldi? Bunu anlatmam lazım. Selim çok şaşırdı. Böyle gözümün önünde adam böyle kısmi felç geçirdi. Bu sol tarafı falan var ya, kaydı gitti. Çünkü videoyu izledi. Yani o kadar yanlış kişiye sırtını dayamış ki. Ben sana sırtımı dayamıyorum. Dikkat et. Rusların elinden paçayı kurtardın ha? Ruslar. Ben onlardan daha akıllıyım. Kibirlenme. Kibirlenmiyorum. Doğruyu söylüyorum. Sen oğlun için bayağı risk alıyorsun ha? Dikkatli ol. Ödün kopuyor değil mi ona bir şey olacak diye? Ey gidi cansız hey. Hayatımda ilk kez senin biriyle ilgili endişelendiğini görüyorum. Evlatlar babaları için yaşamaz. Veli. Babalar evlatları için yaşar. Ya, senin de bir zamanlar baban vardı senin için yaşayan. Ama senin hataların yüzünden öldü bitti.
beni zorlama. Sakın beni zorlama. Seni oğluna öldürtmek için beni zorlama. Ölümden korkmuyorum ben Veli. Ben yaşamaktan korkuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü yaşadıkça zalimleşiyorum Veli. Zalimliğimden sakın. Hele şu son yaptıklarından sonra... Zalimliğimden sakın. On bin kere söyledim, bin kere söyledim, defalarca söyledim ama dinlemedin, dinlemedin. Adalı, Adalı. Oğlum niye dinlemiyorsun sen beni? Ha? Sen beni niye dinlemiyorsun lan? Al bir şey iddia işte. Herkes görevini yapsa kimsenin kılı kıpırdamayacak. Gelme dedim. Benimle gelme oğlum dedim. Gelmeseydin ne olacaktı? He? Sen ölecektin. Senin ölmeni ister gibi bir halin mi var benim? Şimdi ben o çocuğun babasına, anasına nasıl diyeceğim oğlunuz şehit oldu diye? Bunu söylemek kolay mı? Buradaki ölen Rusların parmak izlerini alın. Bizim sistemle uyuşan herhangi bir bu kartları var mı yok mu bakalım. Baş üstüne abi. Nereye gidiyorsun? Görevin başına. Tayfun! Tayfun! Hadi iki tane sağlam adamını tak peşine. Hadi sen de ayıl artık, uyan. Hemen gitmemiz lazım buradan, hadi. Neden? Zeynep tutuklandı. Polisler burada, beni arıyorlar. Hadi, hadi, hadi. Zeynep neden tutuklandı? Zimmetine para geçirmekten. Selim'in emriyle onun adına sahte bir hesap açıp 540 bin lira yatırdık. Anlamadım. Selim niye böyle bir şey istedi ki? Selim değil, Veli Cevher. Hadi, hadi, hadi. Ben Magül'ün odası. Haydi! Tamam, bakıyorum. 131 numaralı oda. Bu tarafta, sağda. Niye oba, niye böyle yapıyordu? İkisi de ölmedi. Demek ki... takip ettiklerini hafife almış. Tehzak emsil ediş. Kıtatayım pama gayet. Biri bu adamlara yardım ediyor. Evet. Yardım ediyor. Ama... Zinaçit kutata pama gayet. İyi kutoje. Moşbet etti. Belki sen olabilir misin? Söyle şuna. Bir daha böyle imalarda bulunursa... Rusya'ya döndüğünde onun ipini patronlarına çektirir. Skajiyim o.
Jeson ešte raz delali takie namioky. Ja prikážu bossom razobrať sa s ním v Rusii. Если будет нужно, я и босса своего прикончу. Gerekirse patronlarımı da öldürürüm. Ты сделаешь мне бомбу. Она бир бомба yapacaksın. Если бомба не сработает, ты предатель. Если бомба, бомба взорвётся, işin içindesin. Я узнаю, что ты на моей стороне. Patlarsa benimlesin. Bomba kimin için? Kadir mi? Veli mi? Bomba de la Kadira ile Veli. Это уже тебя не касается. Seni hiç ilgilendirmez. Bak bakayım buraya bir. Kaldır kafanı, kaldır. Bak, bir kere konuşacağım. Beni iyi dinleyin. Bir kere daha konuşmayacağım. Eğer bir gün ölürsem, ki ölmek bizim yapmış olduğumuz işin yarısıdır. Benim arkamdan kimse üzülmeyecek, kimse benim arkamdan ağlamayacak. Nasıl ki Çetin'in cenazesinde... Yarın kimse ağlamayacaksa, benim de cenazemde kimse ağlamayacak. Bak, biz... Ölümü düşünmeden yapıyoruz bu işi. Çünkü ölümü düşünürsek bu iş yapılmaz. Bu iş yapılmaz. Anlaşıldı mı? Her gün evimizden sevdiklerimizin suratına son kez bakıp çıkıyoruz. Sevdiklerinizin suratına bakın, iyi bakın. O bakış son bakıştır. Bundan sonra herkes Çetin içinde çalışacak. Kanı yerde kalmayacak, gözü arkada kalmayacak. Adalı. Gel biraz, gel. Gel. Şimdi... ben sana çok kızdım. Sinirlendim. Tek başına gitmek istemişsin. Çetin de ısrar etmiş. Kusura bakma. Estağfurullah müdürüm. Bu ölen Rusların parmak izi eşleşmelerini istemişsin. İstedim, doğrudur. Adalı, sen iyi bir polissin. Hem de çok iyi bir polissin. Az evvel çocuklara söylediklerin, işini yapma çaban, bunlar beni çok mutlu ediyor biliyor musun? Mahcup ettim beni müdürüm. Yok oğlum, mahcup olacak bir şey yok. Gurur duymalısın. Bak, şimdi seni başka bir sınav bekliyor. Bu nedir müdürüm? Bu adamlardan bazılarının buradaki eylemle bir bağlantıları var. Hangi eylem? Yani sınav dediğimde bu zaten oğlum. Bu adamların bulaştıkları eylem her şeyi daha da karıştıracak, sarpa sardıracak. Müdürüm söyler misin bu adamlar hangi eylemlere bulaşmışlar? Ve ellerindeki delillerle savcı senin için tutuklama isteyecek. Yani tahmin ettiğim gibi olursa mahkemene sevkinden önce benim o delilleri sunmam lazım. Çok az bir vaktimiz var ama elimden geleni yapacağım. Sen endişelenme.
Ben zaten endişelenmiyorum ki. Çünkü benim şahane bir avukatım var. Ben ona çok inanıyorum. Cemre. Halil'e onu çok sevdiğimi söyle, tamam mı? Söylerim. Hadi görüşürüz. Merhaba, merhaba. Merhaba. Ne zamandan beri burada bu? Bilmiyorum, ben ifadeden geldiğimde burada oturuyordu zaten. Buz galiba. Allah'ım. Elimden bir kaza çıkacak bak benim. Bu deneyim sakin. Şşş, sakin ol. İyi misin sen? İyiyim. İyiydim yani. Görene kadar. Sen bir şey bulabildin mi? Demiri alamadım. Hastaneden tüymüşler. Ama bil üzerinden yürüyeceğim. Ona çok önemli bir şey var elimde. Ne? Öyle bir bilgi ki. Veli bunu aldığında seni çıkarması için içeriden ne gerekiyorsa yaptıracağım ona. Delil melil yoksa bir şekilde delil yarattıracağım. Sen merak etme. Tamam. Önce senin yerini değiştirelim. Başka bir yer alalım seni. Sakin oluyorsun, tamam mı? Bak, masum olduğunu kanıtlayacağız derken başımıza başka bir şey çıkarma. Söz veremeyebilirim. Ya veremem. Bilmiyorum. Sen yine de elini çabuk tut. Yine gel. Bir şey mi dedin? Şiş. Bir dakika Kadir. Sen bir dakika, bir dakika. Sen anlamıyor musun yoksa işine mi gelmiyor? Ne oldu? Şş, sakin ol, sakin ol. Geç şuraya. Ya tamam, senden bir şey söyleyip durma. Lütfen. Ne olur, ya bak, ne olursun diyorum ya. Ya şunu alın ya beni alın buradan ya. Zeynep, muhatap olma. Geç şuraya. Ben çözeceğim. Kadına göz kulak oluyorsun. Delirirse zaten müdahale ediyorsun, tamam mı? Tamam, buyurun. Zeynep'in başka bir yere alınması lazım. Sebep? Yanına bir kadın koymuşlar. Zeynep'i başka yere alacaksınız. Hayırdır? Ne gülüyorsun kardeş? Zeynep'i başka yere alıyorsunuz. Bak.
sen önce şu üslubunu bir düzelteceksin. Senin karşına dünkü polis yok. Kim var peki? Mali şube başkomiseri var. Bak. O zaman sayın başkomiserim, sana şöyle söyleyeyim. Ben defalarca seni uyarmama rağmen sen bazı şeyleri yokuşa sürüyorsun. Tamam mı? Bilerek yapıyorsun. Eyvallah. Ama şunu bil. Sevdiklerim söz konusuysa eğer ben öyle üslup müslup falan tanımam. Zeynep'i başka yere alıyorsunuz. Zaten burada fazla kalmayacak. Çıkacak içeriden. Kaldığı süre zarfında ona iyi muamele ediyorsunuz. Koruyup kolluyorsunuz. Anladın mı başkomiserim? Biz hiç kimseye ayrıcalık yapmıyoruz. Zeynep Hanım orada kalmaya devam edecek. Yanındaki kadınla birlikte. Bak. Bugün benim şubemde bir polis gözümün önünde şehit oldu. Tamam mı? Şehit oldu. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim. Anladım. Ben istiyorum ki böyle karşılıklı güzel güzel konuşalım seninle. Derdimizi birbirimize güzel anlatalım istiyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Eyvallah. Zeynep'in saçının teline zarar gelsin. Seni biliyorum. Makamını biliyorum. Gelirim. Seni bulurum. Haberin olsun. Haberim oldu başkomiserim. Haberin olduysa sıkıntı yok.